Değerli basın mensupları arkadaşlarım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bağlar ilçesinin Tavşantepe köyünde bulunmaktayız. Burası ilkokul ve jandarmamızın ilkokulun içerisinde kurduğumuz hareket merkezinde. Kızımız Narin Güran'ı arama çalışmaları ve faaliyetleri halihazırda devam etmektedir. Şu ana kadar İl Jandarma Komutanlığımızdan 1030, AFAD'dan 240, İl Emniyet Müdürlüğü 54, İtfaiye 25, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri, Dicle Üniversitesi ve gönüllüler olmak üzere toplam 7 kurumdan 1710 kişi Narin'imizi arama çalışmalarına devam etmektedir. 9 köpek unsuru, 115 araç, 2 helikopter, 38 drone faaliyeti takviyesi yapılmaktadır. Karadan 55 kilometre karelik alan ile jandarma sualtı arama kurtarma timleri, Dicle Üniversitesi, AFAD dalgıçlarından toplam 24 personel, 5 dere, 3 gölet, 18 su kuyusu, 24 kilometre su kanalı aranmıştır. Şu ana kadar jandarmamız tarafından 12.565 araç, 32.952 şahısın sorgulaması yapılmıştır. 44 jandarma, 3'ü polis bölgesi olmak üzere 47 ev, 22 metruk binada bizzat uzman ekipler tarafından arama icra edilmiştir. 16 plaka tanıma sistemi noktası, 78 tane kamera incelenmiştir. 8'i şüpheli, 58 tanık olmak üzere 66 şahsın ifadesine başvurulmuştur. Değerli arkadaşlarım, Narin'imiz için devletimiz bütün imkanlarını şu anda kullanmaya devam edecektir. Kısa bir zamanda, eğer Allah nasip ederse kısa bir zamanda Narin'imize ulaşacağız. Tabii ki olay yeri incelemesinden tutup kriminal ekiplerimiz en ince hassas konulara kadar değinmiştir. En ufak delillere kadar gerekli inceliği yapmıştır. Diyarbakır'ın 17 tane ilçesinden toplam 1000 küsür tane komando hala hazırda ikinci defa, üçüncü defa arazide, bölgede arama faaliyetlerine devam etmektedir. Diyarbakır Adli Tıp, İstanbul Adli Tıp, Van Kriminal Daire olmak üzere birçok delillerin incelendiği yerlere mevcut deliller gönderilmiştir. Milletimiz şundan emin olsun ki devletimiz inşallah Narin'i çok kısa bir zamanda bulacaktır. Tabii ki bu süreç içerisinde birçok ihbarlar gelmektedir. Asıllı asılsız olsa da biz her türlü ihbarın üzerine de gitmekteyiz. Şu anda arkadaşlar çember çok daraldı. Yeraltı görüntüleme cihazlarına kadar Jandarma Genel Komutanlığı'nın imkanlarını biz buraya yağdırdık arkadaşlar. Allah devletin bütün imkanlarını bize verdi ve biz bunları kullanıyoruz. Merak etmeyin, bu kızımıza niyetimiz sağ salim inşallah ulaşalım. Derdimiz o yönde. Sağ salim ulaşması yönde. İsteğimiz o ki Narin'imize sağ salim ulaşalım. Biz şu anda burası köyümüzün içerisinde kurulduğumuz harekat merkezi, ilkokulun içerisinde kurduk. Burada da arkadaşlarım hepsi dalında uzman olan arkadaşlar. Onlarla beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani çok kısa bir süre kaldığını değerlendiriyorum. Çok kısa bir sürede inşallah Narin'imizin müjdesini bu millete gene burada da vermek isterim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Tabii ki elimizde deliller var. Çok deliller var, ifadeler var. Yani Narin'in biz dakika dakika, bırakın saat demiyorum, bak saat olayı demiyorum. Dakika dakika Narin'in köydeki hareketlerini, faaliyetini, her türlü şeyini kayıt altına aldık. Biz zaten delilleri bir şekilde oluşturuyoruz. Bu deliller üzerinde yürüyoruz. Sonuca çok yaklaştık. Ben buna inanıyorum. Sonuca çok yaklaştık. İnşallah yakın bir zamanda sonucumuzu alacağız. Yok, biz tabii olayı ister istemez adli vakı olarak görüyoruz. Yani ilk andan itibaren, bize haber verildiği andan itibaren olay adli bir vakı. Bizim için adli. Kolluk gözünde adlidir böyle bir olay. Biz bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz.
Yani şu anda belki sizlere açıklayamadığım her türlü ihtimali de değerlendiriyoruz ve değerlendirmek zorundayız da. Böyle bir çalışmamız var. Günümüzdeki şu anda yapılan arama çok daha büyük çaplı bir arama. Daha ince, daha acaba gözden kaçan bir yer var mı mantığında biz en ufak ihtimali bile değerlendirmek zorundayız. Değerlendiriyoruz. İnşallah sonuç alacağız. Tabii ki yani ben inşallah narinimizi sağ olarak ele geçirmek istiyorum. Yani sağ olarak onu bulmak istiyorum daha doğrusu ifadeyle. Gönlümüz onu sağ olarak ele geçirmekte. Tabii öyle olmasını istiyoruz. Gönlümüz onu istiyor. Şuradaki insanların hiçbiri farklı bir şey düşünmek istemiyordur herhalde diye düşünüyorum. Ya da bu millet farklı bir şey düşünmek istemiyordur. Çünkü gönüller yaralı. Bugün 85 milyon bu olaya çok üzülüyor arkadaşlar. Bakın üzülüyor. Yani yaptığımız bu sorumluluk 85 milyonun arkamızda olduğunu bilerek yaptığımız hareket. İnşallah sonuca varacağız. Biz geceleyin daha uyumuyoruz bilin. Sorarken bu inanış mı yoksa elde bir bilgi var mı? Sağ olun. Yani. Ya tabii ki elimizde bilgiler, bazı konular var yani, ama şimdi ben burada bir takım konular delillendirmeden bir şey söyleyemem. Şudur diyemem. Onu kimse söyleyemez. İnşallah kötü düşünmemeye gayret gösteriyoruz. Ama şu anda delilleri toplamaya çalışıyoruz. Yok, köyde çıkan kan lekesi, o bir çocuğun burnunun kanamasıyla alakalı atılmış bir şeydi. O delil narına ait bir delil değil. Şurayı. Şu karakolonyanın şu tarla var ya. Bir tane koyu var. Yeni düşünceler geliyor. Dışarıdan geliyor. Adam mesela bir şey biliyor. O dışarıdaki geliyor. Bir şey katıyor. Saçma sapan bir konu. Işığı versene be. Işığı versene be. Okan. Işığı ver. Jap ekibi, yani jandarma kurtarma ekibi köydeki aramalarını tamam, zaten yapmıştım ama tekrar herhangi bir yerde bir ayrıntı kalmasın, kalmaması adına tekrar incelemeleri yapıyorlar ve kuyulara bir gelmiyor mu? Sağlanıyor. Yani burada tam gibi. Abi. Şey yapmışlar. Evet. Yok. Altı. Tamam.